Evet değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ülkemiz 30 Mart 2014 günü yapılacak olan bir yerel seçime kilitlenmiş durumda. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak her zaman için söylemiş olduğumuz gibi Milliyetçi Hareket Partisi mutlak başarıya ulaşmak zorunda. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in başarısı durumunda Zonguldak'ın güzelleşeceği, gelişeceğiyle olan iddialarımızı sürdürmekteyiz. Tabii bu arada 30 Mart seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi 25 seçim bölgesinde kendi adaylarıyla artık yola çıkmış durumda. Ben şimdi yola çıkmış olduğumuz kesinleşen ilçe ve belediye başkan adaylarımızı sizlere isimlerini takdim etmek istiyorum. Biliyorsunuz Zonguldak Belediyesi Gürkan Gülay, Ereğli ilçe Mevlüt Özdemir, Çaycuma ilçe Hasan Cimmantarcı ve Mehmet Malçık arasında şu anda genel merkezimiz bir çalışma içerisinde. Yani genel merkezimizin burada bize söyleyeceği kuvvetle muhtemeldir ki bu akşam saat 5'e kadar bu iki arkadaşımızdan birisiyle yola gidilecek. Devrek ilçede Ayhan Danacı, Kozlu ilçe Sonat Harputoğlu, Alaplı ilçe Yılmaz Torun, Kilimli ilçe Hülya Akdeniz, Gökçebey ilçe Nurşen Yılmaz, Bakacakadı belde Muhammed Albuz, Merkez Karaman Mustafa Kalaycı, Kilimli Muslu Şefik Gülmez, Kilimli Gelik Mehmet Çelikel, Çaycuma Filios Hayri Akkaya, Ereğli Gülüş Beldesi Atilla Tarık Semiz, Ereğli Kandilli Beldesi Mehmet Kaya İpekçi, Alaplı Gümeli Beldesi Sadık Akdeniz, Merkez Beycuma Beldesi Hasan Ertürk, Çaycuma Saltıkova Beldesi Sabahattin Durmuşoğlu, Devrek Çaydırmeni Beldesi Ziya Bulazar, Çaycuma Nebeoğlu Beldesi Mithat Maden, Çaycuma Karapınar Beldesi Hüseyin Karabatak, Çaycuma Perşembe Beldesi Vedat Hobba, Kilimli Çatalazı Beldesi Tuncay Kahveci, Merkez Elvan Pazarcık Ahmet Bostancı, Ereğli Ormanlı Beldesi Ayhan Turan şeklinde Milliyetçi Hareket Partisi 25 seçim bölgesinde seçim yarışında vardır. Bunun yanı sıra değerli arkadaşlarım, sizler de takdir edersiniz ki seçimler yaklaştıkça bir takım anket çalışmaları gerek Zonguldak gerek il geneli için açıklamalar yapmakta. Ben bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi bize ulaşan anket sonuçlarıyla ilgili sizlere bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz 2009 yılı Zonguldak Belediye seçim sonuçları şu şekilde gerçekleşmişti. Cumhuriyet Halk Partisi 45.8, Adalet ve Kalkınma Partisi 34.5, Milliyetçi Hareket Partisi 8.5 şeklinde sonuçlanmıştı. 1 Kasım 2013, firmanın ismini vermekte sizce bir sakınca yoksa kendisinden izin aldığımız için söylüyorum. Oreca adlı işte Türkiye genelinde anket yapan firma Cumhuriyet Halk Partisi'ni 1 Kasım'da 41.0, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 31.1, Milliyetçi Hareket Partisi'ni 10.2, diğerleri 5.0, kararsızları 12.7 olarak açıklamış. Yine 3 Ocak 2004'te 2014 yılında aynı firma yapmış olduğu anket çalışmasında Cumhuriyet Halk Partisi 36.2, Adalet ve Kalkınma Partisi 30.0, Milliyetçi Hareket Partisi 18, diğer 2.7, kararsızlar 13.1 şeklinde. Şimdi bize tekrar dün ulaşan sonuçlar. Şimdi bu arkadaşımız ulusal bir anketten bahsediyorum yine. Biz kendimiz basına vermeden ismimizi kullanmayın ama sonuçları kullanın şeklinde zaten biz de basına bunları sunacağız şeklinde bir telkinler olmuştur. Buna uymak kaydıyla en son şeklini söylüyorum. 3 Şubat'ta bize gelen sonuçlar. Cumhuriyet Halk Partisi 31.2, Adalet ve Kalkınma Partisi 26.4, Milliyetçi Hareket Partisi 27.4, diğerler 2.8, kararsızlar 12.2. Değerli arkadaşlarım, buradan çıkan sonuç şudur. 1 ay ve 2 ay aralıklarla Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak'ın teveccühünü kazanmış ve Zonguldak'ın umut olmuştur. 54 gün sonra yapılacak olan seçimlerin bu çalışmalara göre sonucu Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Belediyesi'ni alacaktır arkadaşlar. Biz bundan dolayı Zonguldak halkına bizlere bu mutluluğu yaşattığından dolayı, bizleri bu seviyelere getirdiğinden dolayı, başta teşkilatlarımız olmak üzere Zonguldak'ta yaşayan bütün hemşerilerime Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak onları sevdiğimi, saydığımı ve bizlere güvenmesini ve verdikleri oyların karşılığının boş çıkmayacağını ve bunun yanı sıra iyi ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş diyebileceği bir çalışmanın içerisine gireceğimizin sözünü buradan veriyorum. Değerli arkadaşlarım, bunlarla ilgili veya süreçle ilgili sizin sormak istediğiniz sorular varsa cevaplamaya hazırız.
Yoksa zahmetinizden dolayı, katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım, AK Parti Başkanı Hamdi Uçar, CHP'nin ve MHP'nin Türkiye genelinde her yerde birliktelik yaptığını söyledi. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Asla ve kata. Milliyetçi Hareket Partisi köklü bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti. Bu partiler yani bir seçim süreci içerisinde böyle bir ittifaka ihtiyaç duymazlar, girmezler de zaten. Haliyle bu partiler ebed müddet Türkiye'nin iktidarına talip olacak olduklarından dolayı böyle bir çalışmanın içerisine de girmezler. Onlar ancak kendilerine bir nüfus elde edebilmek için söylemiş olduğu seçim öncesi sözden ibarettir. Bunun dışına çıkmaz. Yani bu partilerimiz dediğim gibi bir artık 90 yıl aşmış, bir 45-50 yıla gelmiş partilerin birbirine mesnet olacak şekilde bir seçim atmosferine girmezler. Yani en azından ben il başkanı olarak 81 il başkanı arkadaşımızla görüşüyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle Milliyetçi Hareket Partisi bir oy da alacak olsa kendi partilisinin ve o şerefli oyu almak için yola çıkacaktır. Kimseyi de desteklemez. Bu konuda başka bir siyasi partiden de destek istemez. Ama başka partilere daha öncesinden oy vermiş olan insanlarımızdan daha iyi yönetme kabiliyeti olacağına inandığından dolayı oylarını ister. Bunun haricinde öyle bir çalışma kesinlikle olmaz. Peki kendinizde sadece CHP'yi rakip görüyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Neden AK Parti hiçe sayılıyor? Şimdi hiçe sayılmak değil. Tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz Zonguldak biraz sosyal demokrat kökenli bir şehir olduğundan dolayı rahmetli Bülent Ecevit'in de Zonguldak'ta yıllarca milletvekilliği yapıp başbakanlık yaptığından dolayı Zonguldak'ta bir gelenek oluşmuş. Yani sol eğilimli bir gelenek oluşmuş. Tabii ki bu sol eğilimli gelenek yıllar içerisinde denemiş. Cumhuriyet Halk Partisi veya DSP şeklinde denemiş. Fakat sonuçlara baktığınız zaman Zonguldak bu işten bir sebeplenememiş. Yani Zonguldak büyüyememiş. Dolayısıyla bu seçmen kitlesi artık bu seçimlerde görünecek odur ki yani takım tutar gibi parti tutmak değil de hizmete yönelik bir partiye oy vermek için meyillenmiş görünüyor. Yani sözün özü Zonguldak şehri sosyal demokrat kökenli bir şehir olduğundan dolayı hala şeyi var yani Zonguldak üzerinde etkisi var. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Zonguldak'taki bana göre kaybedişi şundan ibarettir. 12 yıl gibi bir zaman, biliyorsunuz Zonguldak'ta hep söylüyoruz, çakılı bir çivi bulamazsınız. Yani tabii ki arkadaşlarımız diyeceklerdir, işte yalan söylüyorsunuz gibi ama 12 yıl uzun bir zaman ve Zonguldak'ta hizmet yok değerli arkadaşlarım. Haliyle de bu hizmeti alamayan vatandaşımız, milletimiz de yani bunun üzerine daha fazla gitmeyecektir. Bu seçimlere de böyle bakmak lazım. Bizim onları tabii ki hisse saymak gibi bir şeyimiz olmaz. Yani o siyasi ahlak ve etiğe de yakışmaz. Ama görünen seçmen kitlesi ve elimize ulaşan anketlere bakıldığı zaman Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasında geçecek bir yarışa dönüşmüş. Yani biz de bunları dediğim gibi toplumsal araştırmayı yapan şirketlerden aldığımız ve en azından toplum içerisinde yaşayan insanlar olarak gördüğümüz tablo budur. Biz kendilerini yok saymayız ama yarış dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında geçiyor. Ve 55 günün sonunda, 54 günün sonunda da mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne geçecek. Bu tablo böyle.